akciğerden, yani akciğere pıhtı atması olayından bahsetmek istiyorum. Bu olayda en büyük sebep bacaklardaki olan toplar damarlarda kanın göllenmesiyle ilgilidir. Neden olur? Hareketsizlikten ortaya çıkabilir. Özellikle büyük ameliyatlardan sonra olan hareketsizlik ya da uzun yolculuklar, özellikle uluslararası yolculuklar sırasında uçak yolculuklarında olan hareketsizlik. Bunlar büyük damarlarda kanın göllenmesine ve burada da pıhtıların oluşmasına sebep olur. Buradan pıhtıların kopmasıyla hareketle birlikte akciğerin ana damarlarına gidebildiği gibi küçük damarlara da minik pıhtılar gider. Bunlar kan pıhtısıdır. Fakat gittiği damarı tıkadığı için o damarın beslendiği bölgede beslenememesi ve bir yerde gangreni ortaya çıkmış olur. Biz buna pulmoner emboli diyoruz. Pulmoner emboli hayati önemi taşıyabilen bir hastalık. Neden? Eğer büyük bir damarı tıkarsa o zaman ortaya çıkacak şey o damarın beslediği bütün dokunun ölmesi ve bunun karşılığında da akciğerde bizim iskemik alan dediğimiz ölü alanların oluşması, onun sonucunda da beslenme bozukluğuyla hastanın nefes alamamasıdır. O yüzden çok önemli. Ama küçük damarlarda minik uç damarlara gittiği zaman minik alanlarda böyle hasarlar verebilir. Onlarda çok sıkıntı yaşamıyoruz. Hasta kendini nasıl fark ediyor? Şöyle fark ediyor. Eğer akciğere bir pıhtı attıysa ani göğüs ağrısı, gerçekten dayanılması zor olan, yüksek şiddette nefes almakla artan bir göğüs ağrısı. Ondan sonra nefes darlığı, öksürük şeklinde hisseder ve acile başvurması gerekir. Bu hastalarda genelde öncesinde bacaklardan kaynaklanan trombüs nedeniyle, yani bu kan pıhtıları kopmadan önce bacaklarda şişlikler, kızarıklıklar ortaya çıkabilir. Sadece hareketsizlik değil, bunun yanı sıra bir takım sistemik hastalıklarda, romatizmal hastalıklarda da bu tip şeyler görebiliyoruz. Hatta bazı zaman kanserlerde de görebiliyoruz. Bu şekilde pıhtı atmaları olabiliyor. Bu hastalarda mutlaka ve mutlaka hastane yatışı öneriyoruz ve yakın takip yapılması gerekiyor. Hedef ne? O kanın sulandırılması ve tekrardan pıhtı atmasının engellenmesi. Eğer ani bir nefes darlığınız oluştuysa ya da ani bir travma sonrası sıkıntı yaşadıysanız ya da bir ameliyattan sonra hiç olmayan bir şekilde nefesiniz daralmaya başladıysa o zaman mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir.